Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Antiterör Birimi Irak'ta düşen ve 9 teröristin öldüğü helikopter kazası ile ilgili bir açıklama yaptı. Teröristlerin Süleymaniye kentinde gizli bir görüşmeye katıldığı belirtildi. Bölgesel Yönetim Başbakanı Mesul Barzani de helikopterin Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi içinde bir grup tarafından satın alındığı bilgisini verdi. 15 Mart'ta Kuzey Irak'ta düşen iki helikopter terör örgütü PKK-YPG'nin Amerika Birleşik Devletleri-Fransa işbirliğini gözler önüne serdi. Fransız yapımı Eurocopter AS-350 model helikopterlerde terör örgütü mensupları bulunuyordu. PKK-YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri iki helikopterde 9 teröristin öldüğünü açıklamıştı. Ölen 9 teröristin arasında örgüt elebaşlarından mazlum Kobani'nin yeğeni Şarvan Kobani de bulunuyordu. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin anti terör biriminden açıklama var. Duhok'ta düşen helikopterlerin Suriye'nin kuzeyi ile Irak'ın Süleymaniye kenti arasında uçtuğu bilgisi verildi. Süleymaniye'de bir taraf gizli ve gayri resmi şekilde SDG PKK ilişkilerinde aracılık yaptı ve yardımda bulundu denildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani de katıldığı yayında konuştu. Helikopterin Kürdistan Yurtsever Birliği Partisi içinde bir grup tarafından satın alındığını açıkladı. Terör örgütü PKK-YPG'nin eline nasıl ulaştığınınsa bilinmediğini söyledi. Barzani düşen ikinci helikoptere ilişkinse bilgileri bulunmadığını belirtti. Olayla ilgili dikkat çeken bir detay daha var. Helikopter, ABD liderliğindeki Deaş'la mücadele koalisyonunun kontrolü altındaki hava sahasında uçuyordu. Türkiye'de koalisyonun bir parçası. Ancak teröristlerin içinde bulunduğu helikopterin uçuşuyla ilgili Türkiye'ye bilgi verilmedi.